Merdiven matlarından bir diğeri iki kale ile yaptığımız arkadaşlar. Kale ve kale ile yapılan matlardan birisi. Burada dikkat ederseniz oyunumuz bu sefer siyahlar kazansın. Yani siyahlar merdiven matı yapsın. Hep beyaz yapmasın değil mi? Hep beyaz kazansın ya. Evet, biraz da siyah kazansın. Burada da dikkat ederseniz üçüncü yatayda iki tane kalem var. İlk hamle sırasında kaleyi siyahlara verelim ve siyah ne yapacak dikkat edersen birisi C3 ve siyah kalesi, diğeri ise H3'te. Muhtemelen birisiyle şah çekecek ve diğer rakip şah alt tarafa kaçmasını önleyecek. Siyahlardan C3'teki kalem C4'e gelip şah çekiyor. Bu şekilde dikkat ederseniz ve adım adım gideceğim için beyaz şahı hep yukarıya doğru götürecek. Bunu merdiven basamağı gibi, bakın siyah kaleler merdiven basamağı gibi yukarıya çıkacak ve rakip şahı yukarıya doğru sürükleyecek. Eğer yanlış bir hamle yaparsak ne oluyor? Ya kalelerden birisini kaybedersiniz ya da oyunu pat, yani iki kaleyi kaybedip pat olur. Çünkü bak tahtada başka taşım yok. İki kalenin de şah tarafından yenilirse, rakip şah tarafından, oyun berabere biter. Yani pat diyoruz. Bu durumda dikkat edersen H3 karesinde duran kalem 3. yatayı tuttuğundan dolayı rakip şah aşağıya gidemiyor. Öyle değil mi? Yani kırmızı çizgili bölüme geçemiyor. Bunun gibi en iyi geçen yer D5 karesi. Aslında evet, güzel. Ozan'ın söylediği gibi ne yapacak? Bak B5'e geldiğinde ne yapıyor? Savunmasız duran kaleye saldırı düzenliyor. Eğer ben yanlış bir hamleyle H3 karesindeki kalemi H5'e getirip şah çekersem o ne yapacak? Savunmasız durumda olan kalemi yiyip tek kale bırakacak. Bu sefer tek kale matı yapmaya çalışacaksınız. O da oyunu biraz daha uzatır. Bakın Ozan'ın söylediği gibi hamleyi benim kaleme saldırıyor. Ben ne yapacağım? Şahtan en uzak kenara ama aynı yatay üzerinde. Başka bir yere değil bak. Dikkat edin, aynı yatay üzerinde gidiyorum. Neden? Çünkü şahı, rakip şahı alt tarafa gitmesini önlüyor buradaki kale. Ve dikkat edin, H3'te duran diğer siyah kalemin önüne geçmiyorum. Neden? Çünkü merdiven basamağı gibi yukarıya çıkmam için. Bana hamle yapabilmem için yol açıyor. Daha doğrusu yol bırakıyor. Eğer onları peş peşe arda arda bırakırsam bir ya da iki hamle geriden gitmek zorunda kalacak. Bu yüzden dikkat edin bunlara. Bunlar çünkü önemli noktalar. Evet, rakip şah tekrar siyahlara yaklaşacak. Yani siyah kalelere doğru yaklaşacak. Kaleye H3 oynayacak. Aynen. Şimdi Ozan'ın söylediği gibi H3'teki kale H5'e geliyor. Tekrar şah çekiyor. Bu ne yapacak? Tekrar da rakip şah çapraz yolla siyah kalemin G6'ya gelmesini önleyecek. Evet bak G6'ya artık G4'teki kalem G6'ya gelemez. Gelirse ne yapar? Savunmasız durumda olan kaleyi rakip şah yer. Hem şah çekerim ama beni de alır. Savunmasız çünkü. O zaman ne yapacağım? En uzak kenara. Evet. En köşedeki kenara. Rakip kaleyi, rakip şah da ne yapacak? Yine diğer kalem savunmasız diye ona saldırmaya gidecek. Evet o da bu sefer diğer, tahtanın diğer ucuna. Bakın, çocuklar tekrar ediyorum. Eğer bu durumdaysanız, satranç oyununda, oyun sonlarında bu durumdaysanız, yani iki kaleniz kaldığında sabırlı oynamanız gerekiyor. Eğer oyunu kazanabilmek istiyorsanız sabretmeniz gerekiyor. Sizde genelde bu yok çok fazla ama sabırlı bir şekilde bakın aşamalı yaptığınızda oyunu bitirirsiniz. Kazançlı bir şekilde. Hamle sırası beyazlı. Tabii yine kalelere yaklaşacak. Ben yine şah çekeceğim. Evet. Bak merdiven basamağı gibi gidiyorum şimdi yine. Evet. O da yukarıya kaçacak. Diğer kalemle şah çekeceğim. Evet. O da bir. Aynen. Artık son hamle şahmat. Değil mi? Durum ne? Beyaz 0, siyah 1. Bakın tekrar ediyorum. Lütfen sabırlı olun. Oyun sonlarında sabırlı bir şekilde, eğer iki kaleniz kaldığında bunu yapmanızı istiyorum.
Ay ben nasıl yapacağım işte oyunu kazanabilecek miyim falan demeniz de gerek yok. Ben öyle yapmıyorum. Aynen sabırlı bir şekilde oyunu sonlandırırsınız ve öyle daha iyi. Ben bir de hata vermem lazım. Ben bunu bu şekilde özetledim. Siz onu değiştirin. Tahtanız sağ tarafına doğru olur, sol tarafına olur ya da senin durduğun, şahının durduğu kenara doğru olur. Fark etmez. Ama dikkatli oynayın. Ozan? Evet, güzel. İki film atı çok sabır isteyen bir şey. Çünkü yanlış bir hamle rakibi kaçırır. Bu sefer tekrar kenara düzenlemeye çalışmanız gerekiyor.